Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız MZ80 kızılötesi sensörden bilgi okunması uygulamasıdır. Uygulamamızın devre şeması şekilde görüldüğü gibidir. MZ80 kızılötesi sensör dijital çıkışlı bir sensördür. Üzerinde yer alan trimpot ile menzili 3 ila 80 cm arasında ayarlanabilir. MPN çıkışlıdır. Çalışma voltajı 5 volttur. Güç kaynağı olarak kontrol kartı kullanılabilir. Tepkime süresi 2 milisaniyedir. Uygulamamıza geçelim. Bileşenlerimiz COM, COMBABOX, ILET ROUND, E-Switch Lever, Label, E7 Segment Analog, E-Switch Toggle, COM Port ve COM Data paketten oluşmaktadır. Bileşenlerimizin properties durumlarına bakalım. COM, COMBABOX, COM Port, COM Port 1 ile eşlenmelidir. Label 1. Caption kısmına mesaj olarak USCO 01 kontrol kart ADC verileri yazılabilir. E7 Segment Analog. Sensörümüzden okumuş olduğumuz veriler 12 bit üzerinden değerlendirilecektir. Bu yüzden mikro denetleyicimiz 4096 maksimum bilgisi üretir. 4 basamaklıdır. Bu yüzden Digit Count kısmına 4 bilgisi girilir. Okunacak olan değer tam sayı tipindedir. Bu sebepten dolayı Precision kısmına 0 bilgisi girilir. Segment Color kısmından segment rengi tespit edilir. COM Port 1. Mikro denetleyicimizin haberleşme özellikleri ayarlanır. Boot rate değeri 115.200, Connected False, Data bitsi DB8, Port ismi COM9 olarak belirlenmiştir. Port ismi sizde farklılık gösterebilir. COM Data Paket 1. COM Port, COM Port 1 ile eşlenmelidir. Start String kısmına USCO 01 gömülü sistem veri paketinin başlangıç adresi açık küme işareti girilir. Size kısmına ADC verilerin boyutu girilir. 41 byte. Komut sayfasına geçelim. Form, Events, On Show, çift tıklayalım. Enum COM Ports komutu ile bilgisayarımıza ne kadar COM özellikli cihaz bağlı ise bunların isimlerini COM COMBABOX 1'de karşımıza getir. Mikro denetleyicimize ait COM ismini seçelim. Bir diğer bileşenimiz ise E-Switch Lever 1, Events, On Change, çift tıklayalım. Program satırlarımızı inceleyelim. E-Switch Lever 1 aktif olduğunda ILET ROUND 1 aktif olsun. COM, COMBABOX 1'de seçmiş olduğumuz mikro denetleyicimizin COM ismi COM Port 1 ile eşlensin. E-Switch Lever 1 aktifliğinde COM Port 1 iletişime açılsın. Yani mikro denetleyicimiz ile uygulamamız seri port aracılığı ile haberleşmeye geçsin. Bir diğer bileşenimiz E-Switch Toggle. Events on change çift tıklayalım. Eğer E-Switch Toggle aktif ise AIDI1 komut paketimiz diezon3diezon onay kodu ile COM port üzerinden mikro denetleyiciye aktarılsın. Bu durumda USCO 01 gömülü sistem veri paketimizin verileri uygulamalarımıza aktarılsın. Eğer E-Switch Toggle 1 aktif değil ise AIDI0 komut paketimiz mikro denetleyicimize gönderilsin. USCO 01 gömülü sistem veri paketi akışı uygulamamıza kesilsin, gönderilmesin. Bir diğer bileşenimiz COM Data Paket 1. Events, On Paket, çift tıklayalım. COM Data Paket 1'in içerisine çekilen ADC verileri string tipindedir. Bu veriler olduğu gibi Label 1'e aktarılsın, uygulamada gösterilsin. Aynı zamanda bu verilerin 2. byte'ından başlamak üzere 4 byte uzunluğunda ADC 1 bilgisi kopyalansın. E7 Segment Analog 1'in anlayacağı tipte, yani tam sayı tipinde
String tipinden integer'a dönüştürülsün, E7 segment analog 1'e aktarılsın. Uygulamamızı çalıştıralım. COM combobox üzerinden mikro denetleyicimizin COM ismini seçelim. E-switch lever aracılığı ile uygulama ile mikro denetleyicinin haberleşmesini açalım. E-switch toggle ile verileri aktif hale getirelim. Şu anda gördüğünüz gibi ADC1 bilgisi olduğu gibi E7 segment analoga aktarılmaktadır. Sensörümüzün okumuş olduğu değer bir bilgi değeri olarak ekrana yansıtılmaktadır. Herhangi bir cisimle etkileşime geçmediğinde sensörümüz 4095 bilgisi mikro denetleyicimiz üretmektedir. Herhangi bir cismi belirlemiş olduğumuz mesafe aralığında sensörümüz gördüğü anda görme bilgisiyle alakalı bize kod üretecektir. Bu kodu alarak sistem üzerinde istediğimiz çalışmayı yaptırabiliriz. Bu uygulamada anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.